474'ü okumuşuz, öyle mi Cemil? Biraz hatırlamakta fayda var. İşte vezir padişahla anlaştı. Kendisini Hristiyanların içerisine gönderttirdi. Ve Hristiyanlara da artık din öğretiyor. Hristiyanlara din öğretirken de her farklı gruba farklı bir şey anlatıyor. Birine demişti, bu ikisinden de geç. Nazarında her ne sığarsa put olur. Öbüründe dedi ki, bu mumu söndürme ki bu görüş mecliste mum mesabesindedir. Eğer nazardan ve hayalden geçersen gece yarısı misal mumunu söndürmüş olursun. Demişti. Birinde de demişti ki, söndür. Hiç korkma ki yüz binlerce karşılığını göresin. Çünkü nazar mumunu söndürmekle can mumu artar, kuvvet bulur. Sabrının yüzünden Leyla Mecnun olur. Bu mumu söndürme ki bu görüş mecliste mum mesabesindedir. Eğer nazardan ve hayalden geçersen gece yarısı visal mumunu söndürmüş olursun. Nazar etmek veya mum yakmak bir şekilde bir o kimsenin aklını kullanması ve normalde eğer akıl nuru o kimsede çalışırsa etrafına nazar eder. Etrafına nazar ederse etrafındaki hikmetleri görür. Tefekkür eder. Hani Cenab-ı Hak o insanlar düşündü mü ki der. Bu sufiler için bir yoldur. Sufiler mahlukata bakaraktan, sufiler tecelliyata bakaraktan, Rabbin tecelliyatlarını seyrederekten Rabb'e aşık olurlar. Onun sıfatlarına aşina olurlar. O yüzden Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde de insanları buna sevk eder. Bu yol eksik bir yol değildir. Bir kısım ehli tasavvuf bu dışarıdaki nazariyata, dışarıdaki tecelliyata bakmayı uygun görmemişler. Oysa bir kimse sebebe bakaraktan müsebbibi görür. Bir kimse yaratılana bakaraktan yaratıcıyı görür. Bir kimse tecelliyata bakaraktan tecelli edeni görür. Rum suresi ayet 50. Allah'ın rahmetinin izlerine bir bak. Ölümden sonra yeryüzüne nasıl hayat veriyor? Şüphesiz o ölüleri de öyle diriltecektir. O her şeye kadirdir. Hani insanlar nasıl dirileceğiyle alakalı şüpheye düşerler ya, tarih boyunca hep şüpheye düşmüşler. Cenab-ı Hak diyor ki bir bak yeryüzüne. Otlar ölüyor, nasıl diriliyor? Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri'nin Haşir Risalesi vardır. Haşir Risalesi'nde Bediüzzaman Said-i Nursi Hazretleri mükavanatın sonbahar geldiğinde, kış geldiğinde nasıl öldüğünü, otların, yeşilliklerin, börtü böceğin nasıl öldüğünü ve ilkbaharda nasıl yeşerdiğini anlatır Haşir Risalesi'nde. İşte bunu sevk eden Allah'tır. Cenab-ı Hak Rum Suresi'nde diyor ki Allah nasıl bu mükavanatı öldürüp diriltiyorsa sizleri de böyle öldürüp diriltecektir. Mükavenattan bakaraktan ve mükavenattaki ölüleri ve diriltilmeye bakaraktan kendinin de ölmesini ve dirilmesini gör. Hatta bununla alakalı hani meşhurdur ya, İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hak'a der ki senin yeniden dirilteceğine inanıyorum. Ama nasıl yapacağını, ya bakın işlevi soruyor. İşlevi soruyor Cenab-ı Hak'a. Cenab-ı Hak diyor ki ayet-i kerimede, ya İbrahim sen buna inanmıyor musun? Diyor ki buna inanıyorum ya Rabbi. Ama nasıl yapacağını merak ettim. Tecelliyatını merak ettim. Hani malumdur ya, dört tane kuş tutar. Müfessirler dört tane kuşun birisinin horoz olduğunu söylerler. Birisi tavus kuşudur. Birisi kargadır, birisi güvercindir.
bu dört kuşun da ayrıyetten hikayesi vardır. Hatta Hazreti Mevlana Mesnevisinde bu dört kuşla alakalı dört huy olarak bunu gösterir. İnsan üzerinde dört tane huy. İnsanı normalde bu noktada ama belaya sevk eden ama imtihana sevk eden dört huy. Birisi horozdur. Birisi malum işte tavus kuşudur. Birisi kargadır, birisi güvercindir. Ve İbrahim Aleyhisselam bu dördünü keser. Bu dördünü kestikten sonra bir rivayette un haline getirir. Bir rivayette parça parça getirir. O parçaları da yırtıcı dört tane tepenin üzerine karıştırır. Dört tane tepenin üzerine yırtıcı hayvanların önlerine koyar. Ve yırtıcı hayvanlar onları bir güzel katır kutur yerler. Ve dört tane o kuşu dört parçaya hatta işte dört şeye parçalayaraktan etleri birbirine karıştıraraktan dört tepeye koyduktan sonra onlara tüntü bir iznen lahta. Ve o kuşlar dördü de tepelerden koşa koşa İbrahim Aleyhisselam'a gelirler. İşte normalde Cenab-ı Hak bizi etrafımızdaki tecelliyatlara nazar etmemizi, onlara bakmamızı, vermiş olduğu nimetleri tefekkür etmemizi ve o nimetlerin sahibini anmamızı, zikretmemizi ister. Bu yoldur. Yine Ankebut ayet 35. Şüphesiz ki biz aklını kullanan bir kavim için helak ettiğimiz ülkelerden gereği apaçık bir ibret bıraktık. O zaman bakın yeryüzünü dolaşıp helak edilmiş kavimlerin şehirlerini görmek, helak edilmiş kavimlerin hikayesini dinlemek, onların helakına sebebiyet neydi, bizim üzerimizde ne var? Mesela gidip Lut Gölü'nün olduğu yerde Lut kavminin helakının sebebi, Semud kavminin helakının sebebi, işte Ad kavminin helakının sebebi, bunlar helaklarına sebep olan neydi ve helaklarının neticesinde ne oldular? Bunlara bakıp ibret alması, bunları nazarına oturtturması, hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öylesine ileri bunları nazar eder, öylesine tefekkür eder, eğer gökyüzünde bir kara bulut olursa geçmiş ümmetlere helak olduğu gibi acaba bize de bir helak mı olacak diye kendi kendine üzülür, kendi kendisine tövbe eder, Allah'ı zikrederdi. İşte Cenab-ı Hak da ayet-i kerimede diyor ki siz aklınızı kullanın. Aklınızı kullanaraktan geçmiş kavimlerin niçin helak olduklarını araştırın. Gidin bakın, gidin seyredin, gidin tefekkür edin. Düşünün. Aynı hatayı işlememek için onu görün. Başka ayet-i kerimede, Kamer suresi ayet 17. Muhakkak biz bu Kur'an'ı düşünüp ibret alınsın diye kolaylaştırdık. Hiç düşünen var mı? Kur'an-ı Kerim bize düşünmeyi ister bizden. Kur'an-ı Kerim bize ibret almamızı ister her şeyden. Hem Kur'an'daki ayetlerden, hem geçmiş kavimlerden, hem etrafımızda yaşananlardan. İşte din bozucu olan Firavun'un o günkü temsilcisi olan o padişahın veziri insanlara bunu anlatıyor. Harika. Doğru olan yolu anlatıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Biz bu meselelerden sonra bu ayet-i kerimelere bakınca bir sıkıntı yok. Ama öbürkünlere de diyor ki sen bu aklın mumunu söndür. Aklın ışığını söndür. Hiç korkma ki yüz binlerce karşılığını görürsün. Hani buradan şimdi bir yere daha geçeyim. Bazı ehli sufi vardır ki aklı tamamiyetle yok kabul eder. İtaat edin Allah'a, itaat edin Resulüne. Akla hitaptır bu. İtaat edin sizden olan emir sahiplerine. Aklı olan itaat eder. Veyahut da üstada itaat, üstada tabi olma Kur'an ve sünnet dairesinde deriz. Kur'an ve sünnet dairesi aklın dairesidir. Akılsızlık yoktur orada. Bizim
akılsızlık olarak gördüğümüz şey, sen kendi aklını çalıştırarak da vahye inkar etme. Kendini akıllı görüp vahyin karşısına çıkma. Burada aklı reddet. Şeytani olma. Vahye tabi olmak makul aklın icabıdır. Vahye itiraz etmek negatif aklın ürünüdür. Sufilerin aklı reddetmeleri negatif akıldır. Pozitif akıl değil. Burada diyor ki vezir, sen bu aklın ışığını söndür. Şalteri kapat. Sen hiçbir şey düşünme. Hiçbir şeyi tefekkür etme. Senin hiçbir şey düşünmene, tefekkür etmene gerek yok. Nazar mumunu söndürmekle can mumunu artırırsın. Yani sen eğer gözlerinin gördüğünü, gözlerini kapatırsan senin canın aydınlanır. Akla ihtiyaç yok. Ve diyor can mumu artar, kuvvet bulur. Sabrının yüzünden Leylan Mecnun olur. Sen aklını kullanma, aklını çalıştırma, düşünme, tefekkür etme, fikretme. Neyi nasıl yapacağını hesap etme. Plan, program, strateji kurma. Reddet aklını. Bu noktada sen kendi aklınla hareket etme. Kendi aklını görme hiç. Bir şeyden hisse alacağım diye uğraşma. Bir şeyden ibret alacağım diye uğraşma. Yarın ne yapacağım diye düşünme. O zaman diyor sen doğru yolu bulursun. Bir grup, ben İzmit'te diyeceğim ki Kur'an'ı tefekkür edin. Yeryüzündeki tecelliyatları tefekkür edin. Bursa'ya gideceğim, hiçbir şey tefekkür etmenize gerek yok diyeceğim. Bursa'dakiler diyecekler ki bizim yolumuz doğru. İzmit'tekiler diyecekler ki bizim yolumuz doğru. Vezirin yaptığı bu. Devam ediyor. Kim? Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri vezirin yaptıklarını söyleyerekten aynı zamanda da bizi gerçek yolu bulmamızı tavsiye ediyor. Vezirin dedikleri, vezirin söyledikleri bugünkü İslam dünyasının içerisinde var mı? Evet. 1400 yıl önce de varmış mı? Evet. Bundan 2000 yıl önce de varmış mı? Evet. Bundan 3000 yıl önce de varmış mı? Evet. Bugün de var mı? Evet. Bugün de Kur'an ve sünnet dairesini reddedip, reddettiğini bilmeden, hocasına, şeyhine, parti liderine, Ahmet'e, Mehmet'e bağlı kalanlar var mı? Evet. İşin acı tarafı. Ama Hazreti Mevlana bizi ayrı bir uyanıklığa götürüyor, vezirin üzerinden. Bizi ayrı bir uyanıklığa götürüyor. Hristiyan ve Yahudilerin üzerinde tecelli eden bir hadiseden. Bizi uyanık olmaya davet ediyor. Bizi uyarıyor. Yolun hakikatini anlatıyor bize. Diyor ki kim zahitliği yüzünden dünyayı terk ederse dünya onun önüne çok daha çok gelir. Birisi zahitliğinden dolayı dünyayı terk etti. Dünya ile ilişkisini, alakasını kesti. Dünyana daha çok gelir. Zahit geçmiş dönemde şüpheli şeyleri terk eden kimse. Zahit, tabiri caizse işi gücü bırakan, sonradan o hale gelmiş. Çalışmayı bırakan, gayret etmeyi bırakan, bizim dilimizde saplantı halinde sufilik yapanlara hamsofu deriz ya. Sonradan bu hale gelmiş olan kimseler. Özünde dünyayı sevmemek aslında. Ama ve lakin bu fiiliyat açısından, işleyiş açısından sonradan kendi merkezini kaybetmiş. O yüzden insanlar bir kısmı dünyayı terk etmişler. Bu dünyayı terk etme yalnız Müslümanlara, Müslümanların kendi içerisinde oluşturdukları bir hastalık değil.
noktada İslam dininin Muhammedi kısmı son din. Daha öncekiler bizden önce gelmişler. Sapkınlıkları olduğu için yeni bir din gelmiş. Sapkınlıkları olduğu için yeni bir peygamber gelmiş. Sebebin üzülü bu. Zahitlik, yani dünyayı terk etme manasında, dünyayla ilgi ve alakayı kesme, geçmiş ümmetlerin sapkınlığı olarak İslam dünyasına da girmiş. Önceden ilk Müslümanlar Yahudileri görüyorlardı. İlk Müslümanlar bu manada Hristiyanları da görüyorlardı. Hristiyanlar kiliselere çekilip, kiliselerde ibadet edip, dünya ile ilgi ve alakalarını keserlerdi. Papazlar bir iş görmez, din adamları çalışmaz, kiliselere gelen yardımlardan geçinirler. Devletin vermiş olduğu yardımdan geçinir. Devlet, o günkü padişahlar, krallıklar kiliselere bağışta bulunur, kiliseleri emrine alırlardı. Dikkat edin. Kiliselere bağışlarda bulunur, kiliseleri maaşa bağlar ve kiliseleri emrine alırlardı. Kiliseler hala da batıda devletlerin emrindedir. Vatikan Kilisesi kendine ait devlettir. Ama hangi devletin içindeyse kiliseler o devletin emrindedir. Çünkü kiliseler bu manada devletin gücüyle ayakta durur. Siz bunları bir yerlere bağlarsınız şimdi. Aynı şekilde hahamlar da aynıdır. Hahamlar da kendilerine verilen sadakalardan, tasadduklardan geçinir. Devletin kendilerine olan yardımından geçinir. Böylece dinlerin hepsi de kralların ve devletlerin olur. Tarih boyunca geçmiş dönemde dinler devletlerin olmuş. Devletler dinin üzerine çöreklenmiş ve dinler devletlere hizmet eden bir kurum olmuş. Aynı şey sonradan Müslümanlara da hastalık olarak geçmiş. Emeviler, Muaviye ve Muaviye'den sonrası dinin üzerine çöreklenmişler. Dinin üzerine çöreklenerekten İslam dini o günkü noktada uygulanış ve tecelliyat açısından devletin dini olmuş. Ve devletin dini olarak da devletin dini, tekrar ediyorum, devletin dini olmuş. Din hür değil, din özgür değil, din kendi başına buyruk değil. Din zaten kendi başına buyruk bırakılacak kadar da bırakılması gereken bir olgu da değil. Tarih boyunca din hiçbir zaman özgür bırakılmamıştır. Altın devir hariç. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Hazreti Ebubekir, Osman, Ali döneminde din özgürdü. Ondan sonra din devletleştirildi. Bugün İslam dünyasının en büyük handikaplarından birisi de dinin devletleştirilmesidir. Bugün Türkiye'de İslam devletin dinidir. İran'da devletin dinidir. İran'da din Şia'dır. İran'da din Farisi'dir. Türkiye'de Sünnidir. Azerbaycan'da Şii'dir. Filistin'de komünisttir din.
solcudur. Mısır'da Müslüman kardeştir din. Irak'ta IŞİD'tir. Afganistan'da Taliban'dır. Taliban olmadığı zaman din Amerika'nındır Afganistan'da. Birleşik Arap Emirlikleri'nde din İngiltere'nindir. Bahreyn'de, Kuveyt'te böyle bazı yerlerde din İngiliz'indir. İngiliz devletinindir din. Türkiye'de de ilk başlangıçta Cumhuriyet'le beraber İngiliz'indir din. İngiltere'nin kuralları geçerlidir. Din devletin derken devlet de İngiltere'nindir zaten. Devlet de İngiltere'nin olduğu için din bu noktada İngiltere'nindir. Konu dağılmış gibi gelebilir size. Zahitlik bu manada dünyayı terk etme manasında bizlere dışarıdan gelmiş bir hastalıktır. Dinin kendi içerisinde ürettiği bir şey değildir, dindarların ürettiği bir şey değildir. Dindarlar dünyayı terk etmeyi fazilet olarak gördüler papazlara bakarak da. Hani 3 tane sahabe gelmişti ya, birisi hiç evlenmeyeceğim demişti. Hiç evlenmeyeceğim diyenin örneği papazlardı, rahiplerdi, rahibelerdi. Hiç uyumayacağım örneği. Hindulardan geliyordu. O zaman için uzak doğudaki Budist rahipler hiç uyumadan günlerini geçiriyorlardı. Ve birisi de hiç yemek yemeyeceğim dedi. Hiç yemek yemeyeceğim diyenler de bir kısım Yahudi tarikatıydı. Onlar yemek yemiyorlardı. Hindulardan da yemek yemeyenler vardı. Ama bazı Yahudi hahamları, keşişleri kendilerince halka hiç yemek yemediklerini söylüyorlardı. 40 gün, 120 gün yemek yemeyenlerin olduğu söyleniyordu. 1 yılı yemek yemeden geçiren insanların olduğu söyleniyordu. Ve onlardan o gün için insanların içerisinde harikulade haller tezahür ediyordu. İslam bunlara istişraç diyor. Onlara bakınca bir kısım saf Müslümanlar böylece Allah'a kendilerinin yaklaşacaklarını düşünüyorlardı. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onları men ediyordu. Diyordu ki ben evlenirim. Ben yerim de. Ben cima da ederim. Ve böylece Müslümanları yaşamış oldukları dünyaya bağlıyordu. Yaşamış oldukları dünyayla Müslümanları barıştırıyordu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. Zahitliği öne sürenlere Kur'an cevap veriyordu. Tokat gibi. Namazı kıl, zekatını ver. Namazını kıl, zekatını ver deyince zekat vermek farz oluyordu. Zekat vermek farz olunca senin muhakkak bir dünyalık elinde bulunman gerekiyordu. Onun için de çalışman gerekiyordu. Yani senin zahitlik düşüncesiyle İşten elini eteğini çekmek sana tavsiye edilmiyordu. Ve hani bir dönemde hacılar için aynı şeyi söylüyorlardı ya. Hacca gittin geldin teraziyi bırak. Hacca gittin geldin parayı bırak. Hacca gittin geldin dünyayı bırak. Ya diri diri git göm kendin. Hacca gittin geldin ya. Evet tamam ya. Senin ölme vaktin geldi. İnsanlar da öyle düşünüyorlardı. Madem ki hacca gidip gelince ben dünyayla ilgimi ve irtibatımı keseyim ve 80 yaşına geleyim hacca o zaman gideyim. Ölmeye gidiyorlardı hacılar. Ben 92'de hacca gittiğimde
En genç bendim onların içerisinde. Hoş benden daha genç Ahmet vardı okurda. En genci bizdik. Geri kalan hepsi de yaşlıydı. Ben bakıyordum hepsi de ölmeye gidiyor bunların diyordum ben. İşlerinde böyle 60 yaşında, 65 yaşında, 70 yaşında insanlar vardı. Yani mümkün değil o grubun yürümesi. Mümkün değil. Ama onlara öyle öğretilmişti. Yani sen işte en iyisi buydu. Çocukları evlendirdi, herkesin üstüne bir ev yaptıysa o iyisi. Biraz daha ileri gidenler çocukların altına bir araba alalım, torunlara da birer daire yapalım. Ondan sonra hac Allah kerim. O zaman da zaten en büyük olan veya annesine babasına bakmadan mükellef olan çocuk şunlardan kurtulayım, tavafta ezilirler, mezilirler de hiç olmasa burada bir de millete de reklam olur, mübarek yerlerde öldü diye. Oraya da gömeriz onu. Bir de ömür boyu anlatılacak bir hikaye olur. Torunlarımız, evlatlarımız, sizin büyük babanızın babası haçta ölmüştü. Ne mübarek bir ölüm yani. Çocuklar da sormayacaktı. 80 yaşına kadar niçin baba hacca gitmemiş? Parası mı yokmuş? Varmış. Neden gitmemiş? Sizin torunlarınla kadar evlendirelim de öylesi gidelim demiş. Gençliğinde gitmemiş. Gençken gidin. Koşacağınız zaman gidin. Gençken. Koşuyorken gidin. Biz bu sene Cenab-ı Hak nasip etti gittik. Ayaklar şişti, patladı. Kendi kendime dedim Mustafa Özbağ tamam. Sen bir daha geldiğinde ölümüne geleceksin artık dedim. Yani normalde o yaşlılar gibi olacak. Gençlikte gidin. Gençlikte tadın. Tavafa bir girdin mi çıkmak bilmiyorsun. Gençlikte. 6 tavaf, 7 tavaf, 8 tavaf, 9 tavaf atıyorsun. Genç gibi. Zıpkın gibisin. Dön Allah, yan Allah. Tavaftaki herkes seni ezberliyor artık. Bakıyor, aa bunlar gelmişler. Yol açıyorlar sana. Neden? Oranın sen yer ediliyorsun. Oralısın sen. Herkes seni tanıyor. Behtullah da seni tanıyor. Bir girdin mi 7, 8, 10 tavaf atıyorsun. 12 tavaf atıyorsun. Namazı tavafta kılıyorsun hatta. 14, 15 tavaf atıyor. Gençler kaç tavaf attınız en fazla bir girişte? 9'a kadar. Atacaksınız da daha. Daha koşacak çok yolunuz var. 29 atmış bak. Daha fazla atacak. 12, 15 atacak. Tanıyorum ben 15 atanı. Vakit namazı gelecek. Vakit namazını hemen tavafta kılacak. Devam edecek. Yan Allah, dön Allah. Gençken oluyor. Yaş geçti mi olmuyor. Bunun gibi. Onlara demişler ki siz teraziyi filan terk edin. Böyle bir anlayış var ya. Halbuki haçtan sonra daha o kimse İslam'a uygun olacak. Daha iyi davranacak. Daha merhametli olacak. Daha özüne uygun olacak. İşte mesela zekat vermek. Kur'an cevap veriyor. Dünyayı terk edenlere. Zekat ver. Dünyayı terk edenlere cevap veriyor İslam. Sadaka ver. Dünyayı terk edenlere cevap veriyor İslam. Kur'an'ıyla. Sen fakiri gözet. Sen yetimi gözet. Sen kimsesizlerin kimsesi ol. Kur'an emrediyor bunları bize. O zaman zahitlik demek dünyayı terk etmek demek değil. Terk-i dünya değil. Terk-i dünya yapanları gözünüzde büyütmeyin. Onlar imtihandan kaçıyorlar. Terk-i dünya yapanlar işin kolayına kaçıyorlar. Yoksa git dağın başında otur, işin en kolayı. İşin en basit o. Korkakların, ödleklerin yapacağı bir iş. Şeytanla mücadele etmekten uzak duranların yapacağı iş. Nefisle mücadele etmekten uzak duranların yapacağı iş. Bir kadın bakmaktan, onunla ilgilenmekten, onu sevmekten, ondan zürriyet getirmekten korkanların işi. Dağın başında dünyayı terk eden zavallıların işi.
kimliksizlerin, kişiliksizliklerin işi o. Terk-i dünya yapmak öyle gözle methedilecek bir şey değil. Terk-i dünya yapmak öyle büyütülecek bir şey değil. Aman ya, kim yapar bu zamanda? Herkes yapar. Bu zamanda dünyanın içerisinde insanlarla beraber olup insanca yaşamak zor. İnsanların içinde durup güzel ahlaklı yaşamak zor. İnsanların içinde bulunup Kur'an ve sünnet dairesinde yaşamak zor. Zor olan bu. Bu zamanda insanların içerisinde nefsine uymadan yaşamak zor. Nefisle mücadele etmek zor. Şeytanla mücadele etmek zor. Hazreti Mevlana da cevap veriyor. O kendince terk-i dünya edenlere. Yine onun sözünden, mesneviden. Dünya nedir? Allah'tan gafil olmaktır. Cevap veriyor. Dünya nedir? Allah'tan gafil olmaktır. Kumaş, para ölçüp tartarak ticaret etmek ve kadın dünya değildir. Şimdi siz diyeceksiniz ki dünya bu değil miydi? Değil mi? Öyle diyeceksiniz. Ama öyle değil. Din yolunda sarf etmek üzere kazandığın mala peygamber ne güzel mal demiştir. Suyun gemi içinde olması geminin helakidir. Müthiş bir tasvir. Müthiş. Su geminin içindeyse diyor, gemi batar, geminin helakıdır. Gemi altındaki su ise gemiye, geminin yürümesine yardımcıdır. Mal mülk sevgisini gönülden sürüp çıkardığındandır ki Süleyman ancak yoksul adını takındı. Ağzı kapalı testi içi hava ile dolu olduğundan derin ve uçsuz bucaksız su üstünde yüzüp gitti. İşte yoksulluk havası oldukça insan dünya denizinde batmaz. Ayet-i kerime, hepiniz fakirsiniz. Gani olan, zengin olan Allah'tır. O denizin üstünde durur. Bütün bu dünya onun mülkü olsa da bu mülk gözünde hiçbir şey değildir. Şu halde kalbini milletin ululuğunun havasıyla doldur. Ağzını da bağla, mühürle. Çalışma da haktır, deva da haktır, dert de hak. Münkir kimse çalışmayı inkarda ısrar eder durur. O zaman asıl ne? İlmi ledün yutmak. Yani ilmi ledün sevgisiyle, ilmi ledün ilmiyle ilimlenmek. O zaman dünya sevgisini gönlünden çıkarıp Allah sevgisini oturtmak. Eğer Allah sevgisi senin kalbine oturduysa ve sen onun ağzını da mühürlediysen testi gibi denizin üzerinde ebediyen yüzersin diyor. Deniz ne? Dünya. Varlık. O zaman sen o dünyayı sever, dünyayı muhabbet beslersen gemini su ile doldurdun. Batmaya mahkumsun. Ama sen içini Allah sevgisiyle doldurdun, denizin üzerine batma korkusu olmadan ne yap? Yaşa. Asıl insanın dünyalığı iyiyken dünyalığın içerisinde Allah sevgisine koşmasıdır. Bugün yeryüzündeki Müslümanların en büyük handikaplarından, problemlerinden birisi budur. Müslümanlar zenginleştikçe Allah yolunu terk ediyorlar. Takvayı terk ediyorlar. Müslümanlar zenginleştikçe nefis mücadelesini terk ediyorlar. Şeytanla olan mücadeleyi terk ediyorlar. Zenginleştikçe dersleri terk ediyorlar. Zikri terk ediyorlar. Kimisi evlenince terk ediyor. Kimisi çocuğu olunca terk ediyor. Kimisi işi düzelince terk ediyor. Kimisi biraz böyle işte eli bollarınca iş çoğalıyor ya, iş çoğalınca terk ediyor. İşte onlar kalbini dünya ile dolduranlar. Yok, dünyayı sevmiyorsan işinin ne olduğu önemli değil.
dersini takip ediyorsan, namazını takip ediyorsan, zikrini takip ediyorsan bir sıkıntı yok. E, evlendin ya hanım göndermiyor dersen. Oh hoş geldin 23 Nisan. Evlendi kocası göndermiyor kadını. Hoş geldin 23 Nisan. Evleninceye kadar çok iyi dermişler. Harika. Evlenme konuşması yaparken ben derslere giderim bakalım. Tabii bu senin hakkın. Ama sen bana ama bu kadar sık derse gittiğini söylememiştin. Evlendikten bir hafta sonra. Ya sen kadınsın ya. Bu şey efendi erkek değil mi? Bu kadar sevilir mi? Gitmeni istemiyorum ben seni. Kıskandım ben seni. Kadın ilk önce ya benim adam kıskanç zannediyor. Ya ne alakası var? Seni dergahtan aldı zaten. Aradan bir hafta, iki hafta, üç hafta. Aa, eve bilmem işte ne o? Yine anasının, büyük teyzesinin, bilmem nesinin oğlu gelmiş. Ekak servisi. Lan hani kıskançtın? Aa, bir arkadaşı gelmiş. Hanım arkadaş geldi. Hadi birer kahve yap bize. Kadın şimdi mutfaktan. Kahve hazır. E sen çıksana. Yani kıskançtın. Beyin erkek arkadaşına kıskanç değil. Bilmem kimin teyzesinin oğluna kıskanç değil. O mahallede çocukluğu bir geçti ya o adamla. O adam sana bakmaz öyle ya. Benim arkadaşım ya sana öyle bakar mı? Sen çık hadi çaylarımızı doldur bizi. Ona kıskanç değil. Mahalledeki hiçbir adama kıskanç değil. Kendi akrabalarının hiçbir adama kıskanç değil. Ama şeyhin sohbetine gelecek ya, o şeyh efendi de orada oturacak ya, ona kıskanç. Mahalledekiler adam değil, birisine öyle dedim. Sizin mahallede hiç adam yok herhalde dedim ben. Nasıl yani dedi. Dedim, hepsi de adam görüntüsünde nonoş mu dedim ben. Nasıl yani abi dedi. Ne oğlum dedim, mahalledeki adamlar geliyormuş arkadaşlar. Onlara hanımın çay servisi yapıyormuş. Öyle mi? E yapıyor abi dedi. Oğlum yemek yiyormuşsunuz, onlara servis de yapıyormuş. Yapıyor abi dedi. Ben dedim, lan bunu anlayamadım abiciğim dedim. Ya mahalledeki senin arkadaşlarının hepsi de nonoş. Onları sen erkekten görmüyorsun. Erkekten görmediğinden dolayı dedim. Onlar geliyorlar. Şimdi biraz böyle yol değiştireceğim hakkınızı helal edin. Şimdi gece aleminde bu nonoş sanatçılar var ya hani dönmen. Erkekler eşlerini oraya götürürler. Gece alem koşanlar. Eşiyle eğlenceye gidecekse kız arkadaşıyla nonoş bir sanatçıya gider. Ondan zarar gelmez ya yanında kanım. Devran Çağlar. Ne zarar gelecek? Böyle vardır ya. Oraya giderler. Ondan zarar gelmez. Hanımını İbrahim Tatlıses'e götürmez. Örnek. İbrahim Tatlıses'in çizgisi farklı. Ona götürmez. Bunun gibi. Bizim arkadaş mahallede, o benim arkadaşım. Hakkıdır da bir şey demiyorum. Doğrudur, yanlıştır bir şey demiyorum. Onları çaya yemeğe davet ediyor. Kızcağız derse gelecek şeyh efendiye. O adam değil mi diyormuş. Dedim sen getir onu bana bir şekilde dedim. Demiş herkesle de konuşurum, tartışırım ben bunu. Geldi. Sen delikanlı adammışsın dedim ya, yiğit adammışsın. Dostlara geldin dedim benimle tartışma. Harikasın. Dedim arkadaşlar geliyor mu? Geliyorlar dedi. Benim arkadaşlarım doğru söylüyorsun dedim. Hepsi de nonoş herhalde dedim. Neden dedi? Lan oğlum onlar adam değil mi dedim. Kaldı. Ses yok.
Ses yok. Dedim yani onların eve gelmeleri, evde yemek yemeleri, içmeleri, senin hanımın onlara çıkması, onlara hizmet etmesi seni kıskandırmıyor. Senin hanım Şeyh Efendi sohbete geldiğinde sohbete gelmesi kıskandırıyor, öyle mi dedim? Yanında eşi de. Tabii eşi ne söyleyeceğim bilmiyor ya, kızcağız zaten genç yaşta derviş olduydu öyle 14-15 yaşında. Ondan sonra bizim elimizde büyüdü. Öyle pratik bir şey böyle laf söylemek için bilmez. Edep dolu. Bu kaldı. Nasıl helallik alacaksın şimdi dedi. Allah muhafaza eylesin. İşte dünya bu manada kadın dünya nasıl dünya? Seni Kur'an ve sünnetten uzaklaştırdıysa. İş, dünya nasıl dünya? Seni Kur'an ve sünnetten uzaklaştırdıysa. Mal, dünya nasıl dünya? Seni Kur'an ve sünnetten uzaklaştırırsa. O zaman sen dünyaya kandın. Eş var, insanı Kur'an ve sünnete sürükler. İş var, insanı Kur'an ve sünnete sürükler. Mal, mülk var, insanı Kur'an ve sünnete sürükler. Bu da nedir? Dünyanın ehveni, iyisi. Allah bizi onlardan eylesin. O yüzden burada o vezir insanları çalışmaktan men ediyordu. Ve diyordu ki, siz terk-i dünya edin. Oysa Cenab-ı Hak diyordu ki, yeryüzümü cumadan ağlarını atarlardı denize. Cumadan ağlarını atarlar, cumadan ağlar atınca onları cumartesi gün toplarlar ve derlerdi ki biz bugün avlanmadık. Bunlar kendi ayaklarıyla kendileri bizim ağımıza takıldılar. Biz ağ atmadık bugün. Yani onlar cumartesi gün ağ atmadılar. Cumadan ağlar attılar ama. Tabiri caizse Allah'ı kandırıyorlar. Kendince, kendi akıllarınca bir yol buluyorlar. Bunun gibi, hani haram haramdır ama harama yol aramaya çalışıyor ya, acıyı tatlılandıracak. Ya haram, uzak dur. Haram, yapma, yapma. Haram, işleme ya. İşlemek zorunda mısın? Haram. Ben merak ederim kendi kendime. Bunu İslam olduktan sonra merak ediyorum. Ama bir insan haram olduğunu bile bile nasıl yaşar derim ben. Ben dergahı terk edecektim haramdan dolayı. Ben yeni derviş olduğumda şeyhime dedim ki ben bir daha gelmeyeceğim. Yani bırakıyorum ben her şeyi. Bırakma sebebim 3 tane bayan yüzündendi. Ben o 3 bayanı bırakamadım diye ben dergahı ve dini bırakacaktım. Ben içkiyi, şimdi millet içiyor zannediyor kendi kendine. Ben kaç sefer zehirlendiğimi bilmiyorum içerken. Ben 3 gün masadan kalkmadığımı biliyorum. Ben sabah kalktım, uyandım böyle, bıraktım seni. Bir daha ağzıma koymadım ben. Sigara bıraktım dedim, bir daha ağzıma koymadım. Bu kadar. Hap bıraktım dedim, bir daha ağzıma koymadım. Esraf bıraktım dedim, bir daha ağzıma koymadım ben. Elime dayanmadım. Ya bıraktım diyeyim bir şeyi, bir daha geriye dönmem mi? Hiçbir Allah'ın kulu döndüremez beni. Ben bazen neden merak ederim ya, nasıl haram işledi ya? Bile bile. Haram mı haram? Ya nasıl yaptın?
sorarım ya, bu adamın psikolojisi nasıl acaba? Bu kimsenin halet-i ruhiyesi nasıl diye kendi kendime habire analizler ederim. Nasıl bir kimliğe sahip, nasıl bir kişiliğe sahip, nasıl bir ölçüye sahip? Sorarım ben bunu kendi kendime. Harap gitti. İşte diyor ki, o vezir onlara diyor ki, size bir şey geldiyse haram helal önemli değil. Allah size tatlılaştırmıştır bunu. Size bunu kolaylaştırmıştır. Siz alın. Bir tarafta diyor ki terk edin her şeyi, dünyayı. Bir tarafta diyor ki size ne geliyorsa alın. Onu güzelce al. Kendini zahmete sokma. Sana geleni güzelce al. Zahmete sokma. Bu ancak şöyle İslam'da. Hani Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hediye gönderiyor. Bir gazadan, ganimetlerden. Diyor ki ya Resulallah benim ihtiyacım yok ki. Ey Abdullah, eğer diyor sen istemeden sana bir şey verirlerse onu al. O sana Allah'ın lütfu ikramıdır. İhtiyacın yoksa başkasına ver. Hediye et. Ama onu al, onu geri çevirme. Helal olan bir şeyi size hediye ettilerse alın. Bunda neler hariç? Bunda zakir, çavuş, ders yaptıranlar hariç. Bir yerde ders yaptırıyorsan dikkatli ol. Bir yerde birilerine bir şey anlatıyorsan, sohbet ediyorsan dikkatli ol. Ne yaptı? Birisi, sahabeden birisi zekat memuruydu. O zekat toplarken onun böyle işte zayıf koyunları verenler rüşvet gibi birer tane de koyun onlara, ona hediye ettiler. Dediler bu da senin hakkın olsun. Hediyemiz bizim size. Sana. O Medine'ye gelince koyunları ayırt etti. Bunlar devletin hakkı, bunlar da benim hakkım dedi. Bunlar benim hakkım deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin damarları kabardı anında. Hemen hutbeye çıktı. Size ne oluyor dedi. Siz bu vazifeyle vazifelenmeseydiniz bu hediyeleri alamazdınız. Anası bu. O zaman çavuşlar, zakirler, ders yaptıranlar, birisine bir şeyi öğretenler, öğrettiklerinden, ders yaptırdıklarından hediye almayacaklar. Mümkünse onların yemeklerini yemeyecekler. Kaçabildikleri yere kadar kaçacaklar. Yemeklerini yanlarında götürecekler, içeceklerini yanlarında götürecekler. Daha önce o seni tanıyor muydu? Hayır. Niçin tanıdı? Esma öğretiyorsun. Ha. Ya bir çorap almış gelmiş sana. Gayet makul. Bugün çorap alırsın, yarın takım alırsın. Ya seni bir yemeğe davet etmişler. Çok ısrar ettiler. Ne kadar yalvardılar. Bugün yemeği yersin, yarın hamudunla mı götürürsün? Yeme. Eski sufiler gibi ol. Yiyeceğini yanında taşı. Eski sufiler yemeklerini yanlarında taşırlardı. Hazreti Osman Efendimiz Ebu Zer-i Gifari'nin zühdünden, takvasından, duruşundan Medineliler rahatsız olunca, biraz Hazreti Osman Efendimiz'in etrafındakiler rahatsız olunca dediler ki Hazreti Osman Efendimiz'e, şu Ebu Zer Medine'den bir dışarı çıkar. Çünkü Hazreti Osman Efendimiz'in yanında villalar yapan, hatta villaların kerpiçlerini altından yapılmasının cevaz olduğunu savunanlar vardı. Sonradan Müslüman olanlar bunlar. Bunlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında Müslüman olanlardan değil. Medine-i Münevvere hızla yapılaşmaya başladı Hazreti Osman Efendimiz'in zamanında. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in zamanında öyle değildi. O kadar değildi. Hazreti Ömer'de de o kadar değildi. Radıyallahu anh. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazretleri yumuşak, hilim ehli.
Hazreti Osman. Hazreti Osman Efendimiz. Hilim ehli, yumuşak mı yumuşak? Onun zamanında başladılar Medine'nin etrafında böyle zenginlerin kurmuş olduğu evler, mahalleler, villalar. Onun zamanında Mescid-i Nebevi büyüdü. Zemini taştan oldu. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in zamanında böyle bir işte büyüttüler biraz ama topraktı gene zemin. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında biraz daha büyüdü. Müslümanlar çoğalıyor. Medine-i Münevveri'nin dibi hasır oldu ilk defa. Hazreti Osman Efendimiz'in döneminde taş oldu. Artık Medine-i Münevvere namaz kılınan mescit tabanı taş oldu. Zenginleşiyor Müslümanlar. Ve imar ediyorlar. İmar ediyorlar. Ama aynı zamanda da villalar oluşmaya başladı bugünkü dilde. Tabii onları böyle görünce Ebu Zer Gifari diyordu ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle mi yaşadı? Asasıyla kapılarına vuruyordu. Asasıyla yollara vuruyordu. Ve etrafına bu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bizatihi halini anlatıyordu. Dikkat edin halini. Ve Hazreti Osman Efendimiz onu Şam'a gönderdi. Bu Şam'a gitti. Şam'ın içi bir baktı ki Şam'a dışarıdan. Muaviye Şam valisi komple bir şehir olmuş. Şatafatlı, şatahatlı mescitleri, camileri, minareleri, yolları bildiğiniz şehir. Girmedi şehre. Şam'ın dışında bir çadır kurdu. Hurma dallarından kendine çadır derken bir böyle terek kurdu. Orada oturdu. Oradan birisi ona denk geldi. Onunla sohbet etmeye başladı. O gitti birini getirdi. O gitti birini getirdi. O gitti 3, 5, 10, 15, 20 Şam gençleri etrafında halaka oluşturdular. Her gün orada sohbetler oluyor, zikrullahlar oluyor. Oradan mesajlar geliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böyle yaşardı. Bu sefer gerçek dini öğrenince Muaviye'nin dini ve devlet diniyle çatışmaya başladı. Muaviye bir devlet kurmuştu orada. Hazreti Osman var iken paralel bir devlet kurmuştu. Hazreti Osman var iken orada bir tane küçük bir devletçik kurdu. Şimdi Kürtlerin Kuzey Irak'ta küçük bir devletçik kurmaya çalıştıkları gibi. Osmanlı Devleti İstanbul'da ayakta dururken Ankara'da küçük bir Türkiye Cumhuriyeti Devletçiği kurulduğu gibi. Tarih. Orada da küçük bir devletçik var olmaya başladı. Bunu Ebu Zer Gifari gördü gitmedi. Tabii bir gün Muaviye yemeğe davet etti saraya. Bu da gitti. Beline de rivayet edilir. Küçük bir hani lavaş deriz ya biz. Onun daha kalın olur ya böyle işte elde biraz açarlar hamuru taşın üstünde pişirirler. Fırın yok ya. Ateş. Ateşin üzerine taş koyarlar. Gençler bilmez şimdi bunu. Var mı böyle ateş olup üzerine kayrak koyup üzerine hamur pişiren? Ama tandır bizim hala Bursa'da yapıyordu bizim mahallede annemler. Taşın üstünde. Yani böyle kazıyorlar. Kuyu kazıyorlar. O fırın işte. Taşı. O tandır ama o şeyin içinde, kuyunun içerisinde. O gene ona bir işlem gerekiyor. Bu öyle değil. Bu sufi ekmeğidir. Mayasızdır bu. Bunu hemen unu, ne unu bulursa karıştırırlar, ateş yakar, üzerine bir tane, iki tane taş koyar, üzerine bir tane de kayrak taş koyar, ateşi yakar, hamuru biraz böyle sulandırır,
hamurunu sulandırdıktan sonra atar taşın üstüne. O taşın sıcaklığıyla yavaş yavaş ön arka tava gibi yani onu pişirir. Bu sufi ekmeğidir bu. Bir deneyin. Çok lezzetli olur. Evet. Böyle kıra mıra gidiyorsunuz ya. Hep et yiyeceğinize. Kebapları yiyeceğinize. Bir de böyle bir böyle karışık buğdaydan böyle bir şeyden undan bir ekmek yapın. Ekmeği gevleyin de bir göreyim sizi. Dervişlik yapın biraz. Ya. Kadınlar şimdi ne olacak? Erkekler gidiyorlar fırından hazır ekmeği alıyorlar. O yüzden her birimiz semiriyoruz biz. Öyle ekmek isek ne kadar ekmek yersiniz? Şimdi ekmekler pasta gibi. Yarım ekmeği götürüyor böyle. Hele birini gördüm. Bir tane ekmeğin ortasını yarmış, haşta gördüm. Hep de bana denk gelir ya. 4-5 kişiler fark etmediler bizim ihramdaki arkadaşlar Arafat'ta dururken. 4-5 kişi geldiler böyle gayet rahat, oraya hemen çöreklendiler orta yere, bir yere kuruldular oraya. Herkesin elinde böyle tevatür olmasın ekmek. Yarmışlar ortasını, zaten iki eliyle de böyle tutmuş, ben de oturuyorum orada. Zikrullah yapıyordum ben öyle zikrullah yaparken, hayal mi görüyorum dedim, gerçek mi dedim, açtım gözümü, nah ekmek böyle, hepsinin elinde. Dedim eyvah ya Rabbi dedim ya. Bunlar dedim Arafat'ı götürecekler, dua edeceklerine komple yiyecekler. Böyle ekmek, ortasını yarmışlar, yiyorlar boyuna. Maşallah, subhanallah. İştah var Türklerde ya, yiyorlar maşallah. Şimdi o da gitti Ebu Zer-i Gifari yemeğe, belinde böyle bir ekmek parçası var, küçücük bir şey. Tabii herkes yemeğe dalınca, mübarek kuşağından çıkardı o ekmek parçasından, biraz koparıp ağzına atıyordu. Yine yiyormuş gibi böyle ağzına bir şey atıyor. Belinden çıkarıp atıyor ağzına. Muaviye uyanık, zeki, akıllı adam, devlet adamı. Gördü onun yemediğini. Dedi ki ya Ebu Zer niçin yemiyorsun yememizden? Hani çünkü ev sahibine küstahlık, devlet erkanına küstahlıkmış gibi. Rivayet edilir ki elini bir uzattı pilava, bir sıktı kanla irin oldu. Bunu mu yememi istiyorsun dedi. Herkes kaldı. O da bıraktı, çıktı gitti. Muaviye mektup yazdı Hazreti Osman Efendimiz'e. Şam'ı istiyorsan bunu geri al diye. Ebu Zer-i Gifari'yi. İşte o vezir diyordu ki ne geldiyse tatlılaşmıştır sana. Ye, iç. Haramı, helalı tanıma. Bu dindenmiş, bu dinden değilmiş bakma. Bu yasaklanmış, bu yasaklanmamış bakma. Hani var ya şimdi işte ne o? Kadınlar tehlike anında tesettüre ihtiyaç duyarlarmış. Etraftaki erkeklerden bir tehlike sezinlemiyorlarsa tesettüre ihtiyaç yokmuş. O yüzden Adnan'ın etrafındaki kedicikler bakıyorlar orada kendilerine zarar gelecek bir adam yok. Hepsi de erkek görüntüsünde ama zarar verecek noktada değiller. O yüzden istedikleri gibi soyunuyorlar. Bir sıkıntı yok. Neden? Adamdan değil, zarar gelmez onlardan. Onun gibi. Yani helal haram duygusu yok. Dini sulandırmak var. Dinin ahkamını sulandırmak var. Ne geldiyse o sana geldi. Tamam ya, helalındır o senin. Bak işine. Allah muhafaza eylesin. Oysa dinde kolaylık öyle değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki ben ancak rahmet, kolaylık yolu göstermek için gönderildim. Bu dindeki kolaylık senin azametten çıkıp şeriatla davranman için. Gücünün yettiğinle davranman için. Kolaylık bu. Oruç tutmaya gücün yetmiyor. Çok ihtiyarsın. Tutma. Param da yok. Onun
cezasını vermek için verme. Allah seni affeder. Bu kolaylaştırmak bu. Yoksa orucun farziyetini kaldırmıyor mu? Senin dizlerin ağrıyor, sen işte rükuya, secdeye gitmekte zorlanıyorsun. Oturduğun yerden kıl. Din kolaylık dini. Bu noktada senin kolay tarafını almanda bir beis yok. Sen herkes pazartesi, perşembe oruç tutuyormuş, nafile oruç. Senin buna gücün, takatın yok. Sen pazartesiden pazartesiye tut. Ona da takatın yok. 13, 14, 15. günler tut. Ona da takatın yok. Ya Ramazan'dan sonra 6 gün tut, bütün yılı oruçlu geçirmiş gibi sevap al yine. Ona da takatın yok. 30 Ramazan'ın farz orucu tut. Ona da takatın yok. Tutma kardeş. Ama sakın orucun farziyetini inkar etme. Oruç farz değil deme. Kolaylaştırıyorum sizden orucu kaldırdım deme. Veya Müseylemetül Kezzap gibi kolaylaştırıyorum bundan sonra zekat yok deme. Kolaylaştırıyorum. Müseylemetül Kezzap öyle dedi. Orucu kaldırdım sizden dedi. Zekatı da kaldırdım dedi. Peygamber ya. Yalancı peygamber. Böyle oluyor yalancı peygamber. Yalancı din adamları da böyle oluyor. Yalancı fıkıh adamları da böyle oluyor. Kur'an, sünnet, imamların içtihadı orada dururken kendince İmam-ı Azam kimmiş ya, İmam Şafii kimmiş ya, bu mezhep imamları kimmiş ya, mezhep var mıydı zaten? Kaldırdı mezhepleri de. Kaldırdı mezhep imamlarını da. Kendi hadisleri de kaldırdı. Hadisleri de kaldırdı. İmam Buhari ile dalga geçiyor edepsizler şimdi. Ebu Hureyre'ye hakaret ediyorlar. Ahlaksızlar. Bunlar sahte din adamları. Birinin sahtekarlığını oradan bil. 1400 yıldır ümmet toplanmış bir noktada, o ümmetin toplandığı noktanın haricinde bir şey söylüyor. İmamlar kimmiş canım? Onun şeyhi o imamların kat kat üstündeymiş. İmamlar kim ki? Onun hocası öyle bir hocaymış ki İmam-ı Azam bugün sağ olsaydı onun elini öpermiş. İmam Şafii, İmam Maliki zaten onun talebesi bile olamamış. Onun hocası öyle bir hocaymış. Onun şeyhi öyle bir şey ki Abdülkadir Geylani Hazretleri onun elini öpermiş şimdi. Tabii. Şimdi milletin öyle hocası var. Dünya onun yüzü su hürmetine yaşatılıyor. Olacak ki. Öyle cemaatler var şimdi, öyle tarikatlar var. Onların müritlerine, talebelerinin birisine bir şey der, hakaret eder ve eleştirirseniz asla cennet yüzü göremezsiniz. Dikkat edin. Sakın öyle bazı hoca efendilerin, şey efendilerinin müritlerine dokunmayın. Ya burada yanlış yapıyorsunuz derseniz ebediyen cennete gidemezsiniz sonra. Ne olacak ki? Var şimdi. Oradan anlayın insanların ne olduğunu. Birisi kendisine çağırıyorsa uzak dur. Kur'an ve sünnete davet edenin peşinden gidin. Bu ben dahi olsam, kim olursa olsun, kim olursa olsun, din Kur'an ve sünnet, din Kur'an sünnet, imamların içtihadı, fıkıhı, hiç kimse heva ve hevesinden yol çıkarmasın. Allah muhafaza eylesin. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki, dininizin en iyi tarafı kolay olmasındandır. İtidal, orta yol üzere olmak, teennili davranmak, kalbe gidişi iyi olmak peygamberliğin 24 cüzünden bir cüzdür. O zaman orta yolu takip edeceğiz. İbadette, hayatta, yaşantıda, dini anlamada, dini yaşamada orta yol. İtidalli davranmak, sakin davran, dur, bir analiz et, bir bak. Ayağını nereye atıyorsun, bir kontrol et. İtidalli davran. Bizim dinimiz bu. Allah muhafaza eylesin. O yüzden
Dini ameli yaparken gücünüz yettiği kadar yapınız. Kendinize meşakkat verecek şekilde ibadet yapmanız sizi usandırır. Sonunda ibadeti terk edersiniz. O halde şunu biliniz ki siz usanıp ibadeti terk etmedikçe Allah da sevabı terk etmez. O zaman kendinize meşakkat verecek ibadetlerden kendinizi uzak tutun. Size acı verecek, size sıkıntı verecek. Vücudunuzu harap edecek. Gözünüz helak olacak, kulağınız helak olacak. Ne bileyim eliniz ayağınız çolak olacak. Uzak durun. Bir ağzınıza zarar gelecekse o ibadeti terk etmek farz. Soğuktan donma tehlikesi geçireceksin. Abdest alma kardeş, abdest alacağım diye soğuğa çıkıp da kendini dondurma. Bu ibadeti Allah muhafaza eylesin. O tansiyonun allak bullak olmuş gidiyor. Oruç tutacağım diye uğraşıyor. Tutma ya. Senin sağlığın her şeyden önemli. Din insanlar için. Din bizim için. Biz din için değiliz. Din bizim için. Allah bizi iyilerden eylesin. Amin. Birine demiştik ki kendine ait olanı terk et. Çünkü tabiatının kabul ettiği merduttur, kötüdür. Birine aykırı yollar, nefse kolaydır. Herkese bir din can olmuştur. Onlara ayrı, onlara ayrı anlatıyordu. Diyelim ve inşallah bir dahaki aya buradan devam edelim. Sorularınız var çünkü saat 10 oldu. Sorularınıza da bir zaman ayırayım istedim. İnşallah buraya bir belirleyip koyalım inşallah. Evet, sorulara devam edeceğiz. İşi olan varsa gidebilir. Mesaisi olan, işi olan gidebilir. Hakkınızı helal edin inşallah. Bizden yana da helal olsun. Komşunuz size maddi manevi zulmediyorsa nasıl davranmalıyım? Böyle bir zulmeden birisi vardı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin zamanında. Geldi o sahabe dedi ki ya Resulallah komşum böyle böyle bana zulmediyor, ben şikayetçiyim ondan deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri dedi ki sen eşyanı topla kapının önüne yığ. Sorarlarsa hayırdır nereye gidiyorsun dediklerinde bu komşum bana çok zulmetti. O yüzden ben buradan gidiyorum, taşınıyorum dedi. Neyse o sahabe gitti eşyasını topladı. Tabii siz bunu, sizler bizler ben de dahil buna. Bunu yapamayız çünkü şimdi bizde öyle iki çanak bir çömlek yok. Öyle biz yani eşyayı kapının önüne koyalım dediğimiz zaman bir kamyon eşya çıkacak bizden. Bir kamyon eşyayı normal dedi. Bakın ne, hangi noktaya gelmişiz. Yani siz böyle bir saatte eşyanızı toplayıp kapının önüne koyamazsınız. Bir saatte kendi kıyafetlerinizi toplayamazsınız şimdi. Ya işte o sahabe de eşyalarını toplamış kapının önüne koymuş. Sormuşlar hayırdır ne yapıyorsun ne diyorsun neden eşyalarını buraya topladın? Demiş bu komşum bana demiş eziyet ediyor bana hiç fırsat vermiyor. Ben o yüzden demiş taşınmaya karar verdim. Tabii bunu dinlenince ortalığa o komşusu gelmiş demiş ya hakkını helal et senden özür diliyorum beni affet. Ben demiş hata yaptım kusur ettim. İnşallah demiş bir daha sana zulmedenlerden olmayacağım. Sen eşyanı demiş geriye topla taşın. O sahabe de geriye toplamış taşınmış tekrar oturmuş oradan. Problem bitmiş. Biz şimdi bunu yapabilir miyiz? Yapamayız. Ama madem komşumuz bize zulmediyor. Biz hiç olmazsa sünnet ya bu.
3-5 tane, 5-10 tane valiz toplayıp kapının önüne koyalım. Millet de ne oluyor derse, ya bu komşu bize zulmediyor, taşınayım mı diye düşünüyorum diye. Tabi o komşu da der mi bize, aman bir an önce taşın, eşyanı ben çıkarayım. Der mi der. Tabi. Şimdi insanlar farklı. Ayşe anlatıyorlar. Hap, yıldız veya alev adındaki bir adam yanında anılınca Resulullah şöyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır, senin adın Hişam'dır. Bu adı şerif açıklayabilir misiniz? Çocuğa yıldız ismi ya da bu anlama gelen bir ismi vermek sakıncalı mıdır? Bu normalde alev demektir ki ateş. Hazreti bu başka bir yerde de şöyle bir şey okumuştum. Bir kimsenin adı ateşti. Ateş olunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onun ismini değiştirdi. Benim okuduğum hadis-i şerif böyledi. Herhalde aynı hadisin birkaç tane rivayeti olabilir. Bunlardan birisi böyle ateş olan veya ismi hayırsız olan bu manada kötülüğü ve kötüyü çağrıştıran isimleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri değiştirirdi. Sünnet bu zaten. Önceden sahabelerin içerisinde savaş gibi, evet. Önceden sahabelerin içerisinde müşriklik zamanından eski isimler vardı. O eski isimleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri değiştirirdi. Mesela bayanlarda şimdi alev gibi. Bunu normalde şimdi böyle çok önemli bir isimmiş gibi görüyorlar. Her insanın bu dünyada görevleri olduğuna inanıyorum. Dini olsun, dini olmasın birçok sorumluluğumuz var. Bunları tespit etmek için ne yapmalıyız? Bu konuda Allah bizden ne istiyor? Herkes gücünün yettiğince, nispetince sorumluluğu dairesinde hem dünyevi olarak hem uhrevi olarak vazifelerini yapmakla mükellef. Bu vazifeyi muhabbet besler, Allah rızası için yaparsa harika olur. Ama vazifeden kaçmak, sorumluluklarımızdan kaçmak yok. Gevşeklik yok, disiplinsizlik yok, aymazlık yok, tembellik yok. Bir şeye sırtımızı dönüp çekip gitmek yok. Mücadele etmek var, çalışmak var, azmetmek var, sevmek var, koşmak var, yürümek var. Sorumluluklardan uzaklaşmak, tembellik yapmak yok. Ders çekilecekse ders çekeriz. Namaz kılınacaksa namaz kılınırız. Çalışılacaksa çalışırız, iş yaparız. Koşturulacaksa koştururuz. Ders çalışmamız gerekiyorsa ders çalışırız en iyi şekilde. Ne iş yapıyorsak o işi en mükemmel şekilde yapmaya gayret ederiz. Bu bizim ahlakımızdır. Bu sufi ahlakımızdır bizim. Yemek yapacaksak bizden daha iyi ve daha güzel o yemeği hiç kimse yapmamalı. Yapamamalı. Biz o kadar güzel yapmalıyız. Biz dükkan çalıştıracaksak en iyi dükkanı bizim çalıştırmamız lazım. Dervişlikse en iyi dervişliği biz yapmamız lazım. Bunun gibi. Çalışacağız, gayret edeceğiz, koşturacağız, mücadele edeceğiz. Hayatı koşuşturmak, mücadele etmek, sevmek olarak gör. Tembellik, aymazlık, gevşeklik olarak görmeyin. Allah muhafaza eylesin. Şeytan tüylü olmak ne demektir? Şeytan tüylü olmak insanı kötülüklere çekmektir. Bir kimsede şeytan tüyü var derler ya, şeytanın vazifesini yapar. Kimisi de böyle cezbeder ya insanları. Cezbeden şeytan tüyü değildir. O Rahmani'dir.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine bakan gözünü ondan alamazdı. Sahabelere bakanlar gözlerini onlardan alamazlardı. Bu şeytan tüyü değil. Bu Rahman'ın nesintisi. Mümin öyle olmalı. İnşallah. İnsanlar doğarken neden eşit şartlar altında doğmuyorlar? Bazıları zengin aileden, bazıları fakir, bazıları sağlıklı, bazıları engelli. Normalde insanlar doğarlarken bütün insanlar eşit doğarlar. İslam fıtratı üzerine doğarlar. Ailelerinin zenginliği, fakirliği onların dışsal görüntüleridir. Sonuçta zengini de süt içer, fakir çocuk da süt içer. Ama sonuçta doğan çocukların bunda bir suçu, günahı yok. Evlenen kimselerde hata, kusur var. Hata, kusur aranacaksa. Hiç kimse evlenirken doğacak çocuğunu düşünerekten evlenmez. Bazen ben derim, evlenirken erkekler kendinize doğacak olan torunlarınıza nine seçiyorsunuz. Bayanlar evlenirken çocuklarınıza dede seçiyorsunuz. Sonra nasıl bir dedeye, nasıl bir dede olmasını istiyorsan şimdi onunla evlen. Elli yıl sonra torunlarının başında nasıl bir dede olmasını isterdin? Şefkatli, merhametli, torunlarına Kur'an ve sünneti öğreten halim senin bir nine mi? Yoksa saçları hep havada, hep sinirli, hep agresif bir yine mi? Seçim insanın kendisine ait. Biz Allah'ı zikrederken, Allah da bizi zikrediyor ise onun zikri nasıldır? İmamlar demişler ki, tefsirciler, müfessirler, Allah'ın kulunu zikretmesinin en aşağı derecesi onu affetmesidir demişler. Yukarısını bilmiyoruz. İmamların ittifakı var bu konuda. Bütün müfessirlerin, tefsircilerin ittifakı var. Kim Allah'ı zikrederse Allah da onu zikreder. Bunu tefsir ederlerken demişler ki en aşağısı Allah'ın o kulunu affetmesidir. Kısmetin kapanmasında büyü etkili olabilir mi? Büyüden nasıl kurtulur? Kurtulabilir. Büyü hak, nazar hak, kurtulmanın yolu ayet-i kürsi, felak, nas. İnşallah. İnsanlara bakınca kefenlenmiş halleri gözümün önüne geliyor. Tuhaf hissediyorum kendimi. Ne zaman kendimi kötü hissetsem mezarım aklıma geliyor ve teselli oluyorum. Acaba ben normal miyim? Anormal miyim? Devamlı kendini kefenin içerisinde gör. Başkalarına göre anormal gelebilir. Bana göre anormal değilsin. Aslında anormalsin, başkalarına göre anormal o noktasında değil. Bana göre anormalsin, kendini kefende değil, hep mizanda görsen. Yol var daha biraz daha. İnsanları kendi nurundan yarattıysa diğer varlıkları nasıl yaratmıştır? Bütün varlık onun nurundan yaratıldı. Hediyeyi hediye etmek sünnet midir? Hediyeleşmek sünnettir. Hediye hediye edilmez diye bir kaide yok zaten. Bizler onu çıkarmışız kaide olarak. Bir de şey ya, biz böyle yani birisine bir şey hediye edeceğiz. Ege'yi bir göreyim. Üzerinde görmek isterdim. Ya al paketi tutuştur elini. Hadi Allah yoluna açık etsin. Manken değilim de çıkışım içinden.
Gereksiz. Hediye etmişsin. Allah razı olsun. Giyer giymez, takar takmaz. Ne yaparsa yapsın. Bir başkasına hediye eder. Sen vazifeni yaptın veyahut da gönlünden geleni yaptın mı yaptın. Bırak ne yaparsa yapsın. Sevilmenin imtihanı olur mu? Olursa nasıl olur? Sevilmek kadar ağır imtihan var mı ya? Hele bizim toplumumuzda. O seni seviyor ya, seni esir eder ya. Öyle anlıyoruz biz sevgiyi. Ben seni seviyorum ama bak gel ha. Bizim toplumumuzda sevilmek kadar zor bir şey yok. Çünkü bizim toplumumuzda seven kendince sevdiğini zapturapt altına alıp onun emrinin altında görmek istiyor. O seni seviyor ya, sen onun emrinde olacaksın. Çünkü o seni seviyor. Algı böyle. Tanrı demek helal midir? Değildir. İslam dini, Müslümanlık açısından söylüyorum, değildir. Allah'ın isimlerinin arasında Tanrı yok. Bir kimse onunla Allah'ı kastediyordur, kastediyordur, bir şey demiyorum. Ama Allah denilince akla, herkesin aklına tek Allah geliyor. Tanrı deyince gök tanrısı var, yer tanrısı var, at tanrısı var, put tanrısı var, güzellik tanrısı var, bereket tanrısı var, Eros var. Tanrı'dan bol bir şey yok. Babillerin tanrısı var. Bir oraya girsek var ya tarihçi olarak çıkamayız işin içinden. Babil tanrıları. Tanrı da değil. Babil tanrıları. Allah bizi affetsin. Allah ile benden başka Ali'yi bilen yoktur. Böyle bir hadis-i şerif okumadım. Yok. Ya benim okuduğum hadis kitaplarında hiç denk gelmedi. Yani ben biraz Ehl-i Beyt'e karşı muhabbetim vardır. Onlarla alakalı hadisleri gözden geçirdiğime inananlardanım. Böyle bir hadis aklıma gelmedi. Okumadım herhalde. Tövbe suresi 128. ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şefkatli ve merhametli olduğu söyleniyor. Şefkat ve merhametin farkı nedir? Şefkat, şevkten çıkma. Mastar olarak. Şefkatli dediğinizde bitmek, tükenmek bilmeyen bir şevkle ona karşı yumuşak davranma. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir enerjiyle. Aşık şevk ehlidir. Ona karşı olan iştiyaki hiç bitmez. Eş seçerken çok önemlidir. Ayet-i kerimeyle de sabittir. Eşlerinizi seçerken şefkatli ve merhametli eşler seçiniz birbirinize. Seçme özgürlüğü kimde var ise, kimisi babasına verir, kimisi şeyhine verir, işte kimisi annesine verir. Anne sen kimi istiyorsan onunla evlendireceğim seni der. Eş seçiminde erkekler de kadınlar da birbirlerine şefkatli ve merhametli olanları seçecekler. Şefkatte bu şevk vardır, bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle ona karşı muhabbet besleyen insan. Merhametli, onu böyle muhafaza eden, onu koruyan, onun halinden anlayan, ona müsahhar makar davranan, anlayışlı davranan, onun halini bu noktada kabul eden. İşte kadın dedi ki, ay bugün çok başım ağrıdı. Aa, başı ağrımış bugün. Tamam. Öbür gün. Ne başını ağrıyacak senin ya?
Bitti. Kadın başım ağrıdı dediğine demişine pişman oldu. Ve adam geldi, ya çok yorgunum bugün. Dışarıda dolaş dolaş eve gel yorgunum da. Bitti. Bitti. Vay, adam yorgun gelmiş ya. Ayağına sıcak tuzlu su mu yapayım? Yok işte eline bir yorganlık kahvesi mi pişireyim? Veyahut da kadının başı ağrımış. Ya yemek ben yaparım, geçerim mutfağı ben yapayım. Benden daha iyi bir yemek yapan yok. Mutfağa gir, telefonu aç. Pideciden 3 tane pide söyle, kapat. Senden iyi bir yemek yapan yok. Biraz tencere mencere karıştır, çatırtı çutırtı çıkar oradan, seslenme. Ne oldu dediğinde pide yaptım sana da kendi ellerimle. Adamın şefkatlisi, merhametlisi. Senin her gün başın ağrıyor zaten. Televizyon seyretmekten başın ağrımıştır. Bitti. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ümmetine karşı şefkatli ve merhametli. Allah bizi ona ümmet eylesin. Allah hiçbir peygamber göndermedi ki onun ümmeti içinde peygamberlerine karşı ümmetin işini karıştıran kaderiye ve mürciye taifesi bulunmasın. Agah olun muhakkak Allah-u Teala kaderiye ve mürciye taifesine 70 peygamberi lisanıyla lanetlemiştir. Kaderiyeciler kendilerinin rüzgarın önünde kurumuş yaprak gibi görürler. Derler ki ya işte, bizi ne tarafa sürüklerse o tarafa gideriz. Mürciye taifesi de Allah benim alnıma içki içmeyi yazmış, içki içiyorum ben. Benim alnıma içki içmeseydi ben de içki içmezdim diyenler. Var şimdi. Bunları melekler, peygamberler ve Allah lanetler. İrade ve nasip açısındaki o ince çizgiyi açıklar mısınız? Bir şey ben yaptım dediğimde nefsime uydum, Allah nasip etti dediğimde ise kendimi gereğinden fazla kıymetlendirdiğimi düşünüyorum. Bu noktada irade bir şeyde gayret göstermek, çaba sarf etmek. Bir şeyin üzerinde yapılması gereken her ne var ise onu yapma. O konuda ehil olmak. İrade bu. Nasip o Cenab-ı Hak onu size o başarıyı verdiğinde sufi ahlak. Allah nasip etti de yaptık. Kendi nefsinden değil. Nasip değilmiş bu tembellik, bu acziyet, bu gayret göstermemenin adı. Yani o olmadı ya, Allah onu oldurmadı. Tembelliğinden değil. Yani hiç üniversite sınavında çalışma, git. Ondan sonra nasip değilmiş. Ya çalışmadım da. Bu. Biz gayret edelim, çalışalım, üzerimize düşen vazifeyi en ince ayrıntısına kadar yerine getirelim. Cenab-ı Hak onu bizim çalışmamızı sebep kılaraktan onu verdiğinde diyelim ki Allah bize nasip etmiş. E sen sevme, dua etme, o konuda gayret gösterme. Ondan sonra de ki nasip değilmiş. Ben sevdim, eller aldı. Laf. Sen sev. Git söke söke al. Ne ele bırakıyorsun seninse? Yanık üzerinde kremli sargı var, bu durumda oruç tutarken nasıl olur? Yanık üzerinde kremli sargı. Oruca zarar değil.
böyle yapmamışlar da birisi, böyle hiç böyle yazı yazılmamış birisi böyle bir kağıt göndermiş. Tabii ben böyle baktım, hiç yazı yok. İçimden de dedim kendi kendime, hani sana bir boş sayfayım ben, sen yaz ne yazacaksan. Hani var ya, bizim ortaokul zamanımızdaydı o. Bana böyle gönderirlerdi, ben de yazardım. Senin hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Morardı millet. Böyle göndermiş birisi, dedim hadi şimdi ben hani çalıyı ırgalatma, deliği de söyletme derler. Ben attım öyle, ardından bir daha geldi. Boş sayfa benimdi, sen yazasın diye, boş sayfa gönderdim diye. Ben böyle okudum içimden şimdi onu. Ondan sonra dedim ki bana boş sayfa gönderen yazılacak bir şey yok ki dedim, yazamadım. Allah bizi affetsin. Tabi bu öyle değil muhakkak. Öyleyse de cevabı aldı zaten. İftiraya uğrayan kişinin hali ve iftira atan kişinin Allah katındaki hali nedir? İftira atan Allah muhafaza eylesin. Yani münafıkla denk ayet-i kerimeler. Onlar yalancı, yalancıları da münafıklık alametinin içerisine koyup hatta başka bir yerde de küfür alameti olarak görmüş. İftira atanları. Allah muhafaza eylesin. İftiraya uğrayan kimse bir, susabilir. İki, iftira atanlara ve iftira atana ders olsun diye ona konuşabilir. Nasihat edebilir. Şeriata göre o kimseyi iftirasını ispat etmeye çağırır. İspat etmezse şeriatan 80 deyine cezası vardır. Şimdi o kimse hakkını helal etmediği müddetçe de o iftira atan kimse onunla mahşere çıkar. Allah muhafaza eylesin. Bunun en büyüğü insanların namusuna iftira atmaktır. En büyük insan olan. Allah'a iftira atarlar mı? Cenab-ı Hak diyor ki Allah'a Oğuz, oğul addettiler. Onlar en büyük iftiracı ve yalancılardır. Allah'a iftiranın en büyüğü. Şirk koşmak. Allah'a şirk koşmak da Allah'a iftiradır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine iftira vardır. Peygamberliğinin üzerinde ve kendi sosyal hayatının üzerinde. Bu da insanı küfre götürür direkt. Alimlere iftira vardır. Yani bir alimin bir ilim noktasında vermiş olduğu fetvaya karşı fetva yazmak, risale yazmak, bu noktada yayınlamış olduğu kitabın eksiğini noksanını çıkarıp Kur'an ve sünnet tarihinde onu yayınlamak, bunlar iftira değildir, bunlar ilimdir. Veya bir kimse din adına halkın içerisinde halkı saptırıcı bir şey söylediğinde ona karşı yine halkın içerisinde filanca zat böyle dedi, bu böyle değildir, bu böyledir demek günah değildir, iftira da değildir. Ama bireysel bazda yani bir kimseyi gözünle görmediğin, kulağınla duymadığın bir şey hakkında iftira atıyorsan Allah muhafaza eylesin bu çok ciddi bir suç İslam tarafından. Bunun içerisinde en büyük suç namusa. Biliyorsunuz 7 büyük günah kebairin içerisinde Allah'a şirk koşmak, namuslu insanların namusuna iftira atmak. İkincisi o. Allah muhafaza eylesin. Ama iftiraya uğrayan bir kimse iftira atan kimseye İftira atan kimsenin önüne gidip benim hakkımda bunu demişin ispat et. Deme hakkına sahiptir. İspat etmezse
şeriaten 80 sopa vurulması lazım ona. Zaten şeriaten 80 sopa vurulsa, halkın önüne çıkarılsa hüküm belli oluyor. O kimse iftira etmesi sabitleşirse ölünceye kadar onun hiçbir şehadeti kabul edilmiyor. Ölünceye kadar. İftira atan tövbe etmiş olsa dahi ölünceye kadar şehadeti kabul olunmuyor. Cezasını da çekmiş olsa, 80 sopa da yese yine ölünceye kadar şehadeti kabul edilmiyor. İftira büyük bir suç. Yani neredeyse münafıklıkla denk. Allah muhafaza eylesin. Ve iftira attığı kimseyle helallaşmadığı müddetçe de onun durumu sıkıntılı. Allah muhafaza eylesin. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkma alametleri nelerdir? Çıktığı söyleniyor. Doğru mudur? Evet, kendisinin Mehdi olduğunu beyan edenler var. Çıktığını söyleyenler var. Mehdi çıktı diyorlar. Nerede diyorum ben? Böyle bana da geliyorlar birkaç kişi olarak. Soruyorlar mesela dergahın dışından filan. Bizim dergahtan kimse bana sormuyor böyle de. Ondan sonra dergahın dışından işte bir yerlerden toplanıp geliyorlar. İki kişi, üç kişi heyet haline. Selamun aleyküm, aleyküm selam. İşte Mustafa Hoca ile mi görüşüyoruz? Diyorum ben hoca değilim ama adım Mustafa. Buyurun. İşte hocam bir sorunuz vardı. Buyurun. Ondan sonra Mehdi çıkmış. Maşallah diyorum. Bizim haberimiz olmamış. Gayet normal. Sizin haberiniz olmuş demek. Gittiniz biat ettiniz mi diyorum ben. Duruyorlar şimdi. Çıktığına inandın. Evet, git biat et. Hocam sizin fikrinizi almaya geldik. Diyorum vallahi ona bakarsan diyor Mehdi'yim diyenler var. Ama diyor ben biz böyle bir tecelliyat bize nasip olmadı. Herhalde bizim kör gözlüğümüzden. Sonra bir ara ben Mehdi çıktıktan hemen sonra İsa Aleyhisselam çıkacak, zuhur edecek dediğim ben. Bunu birkaç sohbette de dinlendirdikten sonra İsa Aleyhisselam İstanbul'da kendinden habersiz dolaşıyor diye bir şey yayınlandı. Hala da habersiz dolaşıyor galiba kendinden habersiz. 4-5 yıl geçti. Allah muhafaza eylesin. Cemaatle kılınan namaza örneğin 3. rekatta katılan nasıl devam eder Sübhaneke ile mi? 3. rekata devam eden normal namazın 3. rekatına devam ediyormuş gibi devam eder. 3 kılındı, 4 kılındı, oturduğu yerden kalkar, 1 ve 2'yi kılar. Değil mi hocam? Evet efendim. Fıkıh hem böyle yani değil mi? Rüya içinde rüya yorumlatmak ne demektir? Rüyanın hakikatidir. Bir kimse rüya görür, rüyasında da rüya yorumlamaya yetkili bir kimseye rüyasını yorumlatırsa harika bir şeydir. Verdiği kararda git gel neden yaşar insan? Öyle mi olsaydı, böyle mi olsaydı? Hep verilen kararda acabalık, ikilik neden açıklar mısınız? Bu normalde bazı insanlar karar vermekte zorluk yaşarlar. Hep böyle gelgit yaşarlar, tereddütlü bir hayat yaşarlar. Böyle o kararı bir türlü vermezler. Verdikleri karardan tekrar geri dönerler. Geri döndüğü yerden bir daha döner, bir daha döner. Geriye gider, gelir gider. Hayatı yaşanmaz hale gelir onun için. Allah muhafaza eylesin. Verdiğiniz karar haram değil ise kararınızda yürüyün. O esnada birisi, o meseleyle alakalı birisiyle istişare ettiniz. O esnada. O istişareden daha güzel bir şey çıktı. Bunda bir sıkıntı yok. Hemen kararınızı da değiştirin. Ama gel git yaşamanın bir anlamı yok. İnsan gömüldüğünde sadece kuyruk sokumu canlı kalır, oradan canlanır, dirilirmiş. Bu doğru mu? Öyle diyorlar, hiç denemedim ben. Ama öyle bir şey var.
bir eserde, bir kitapta da okumadım. Bunu dilden dile dillendiriyorlar. Bazen ben de bunu anlatıyorum. Diyorum ki kuyruk sokumu asla bir şey olmaz mı? Küçücük bir nohut büyüklüğünde bir şeymiş. İşte yangında bile yanmazmış filan fişman böyle şeyler söylüyorlar. E denemekte bir fayda var aslında. Nasıl oldu diye ama. Biz bu şu ana kadar deneme yapamadık. Hakkınızı helal edin. El Fatiha ama selam. Amin. Evet. Bizim usulümüzden oldu. Fatiha çekip ondan sonra bir kahve içim kadar dinlenip bu arada sorusu olan varsa sorusunu alıp gitmek. İşi olanın da yere yetişmesi gereken de yere yetişmesi için müsaade olmuş oluyor. Sorular kalmış. Kobani eylemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki eylemlerin hepsinin arkasında yabancı güçler vardır. Orta Doğu'daki bütün eylemlerin arkasında yabancı güçler vardır. Türkiye'deki, yani Türkiye ve Orta Doğu'da dünya üzerinde eli silah tutan ne kadar örgüt var ise bölgesine göre Amerikan, İngiliz, Yahudi ortaklığıyla kurulur. Eli silah tutan silahlı örgütler hangi noktada dairede olursa olsun hepsinin de arkasında bilhassa Orta Doğu'da var ise ve Afrika'da var ise Afrika'da ve Orta Doğu'daki Müslümanların yaşadığı yer topluluklardaki örgütlerin arkasında. Siz onları İslami örgüt olarak görürsünüz. Hepsinin de arkasında İngiliz, Amerikan, İsrail işbirliği vardır. Hepsinin de arkasında onları tetikleyen, onları örgütleyen, onları finanse eden, onlara yön tayin eden, çizen bu üç devlettir. Bunların yanına zaman zaman ortak noktada buluşurlar çünkü. Fransa, Almanya takılır. Fransa ve Almanya da takılır. O zaman zaman bunların arasına Rusya, Çin de takılır. O yüzden dünya üzerinde İslam ümmetinin içerisindeki silahlı örgütlerinin hepsinin de arkasında bu çete devletler varmış. O yüzden normalde Kobani eylemlerini ayağa kaldıran da bunlar. Türkiye'yi IŞİD'le savaşmaya zorluyorlar. Türkiye'yi IŞİD'le savaştıracaklar. Türkiye'yi IŞİD'le savaştırmak için bütün ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Genelkurmay, devlet, hükümet hepsi de ortak noktada buluşuyorlar. IŞİD'le savaşmıyorlar. Savaşmamaları gerekir. Bunların hepsi de uluslararası bir oyun. Sakın IŞİD'i böyle İslami bir örgütmüş gibi görmeyin. Hata yaparsınız, yanılırsınız. Orta Doğu'daki hiçbir örgüt İslami değildir. Hiçbirisi. Hizbullah'ından tutun da neydi o öldürüldü Pakistan'da liderleri vardı. Bin Laden'in örgütü. El-Kaide'ye varınca. Hamas dahil mi? Hamas da dahil. Bir tek Türkiye'de tutmadı bu tezgah 28 Şubat'ta. 28 Şubat'ta Müslümanlar silahlanıp sokağa dökülsün diye çok istediler. Cenab-ı Hak Anadolu Müslümanlarına bir feraset verdi. Silahla değil, fikirle, imanla, İslam'la, namazla, zikirle mücadele ettiler. Bu Allah'ın bir lütfu ikramıydı. Cenab-ı Hak bize, yani Türkiye'deki Müslümanlara bunu lütfetti, ikram etti, bahşetti.
Yoksa biz de pırasa gibi pişecekler. Dünya üzerindeki oynanan oyundan habersiz Müslümanlar. Bakın, İslam adına cihat yapan, cihat yaptığını söyleyenler, farkında mısınız? Dünyanın değişik bölgelerinde, değişik zamanlarında toplanıyorlar ve orada öldürülüyorlar hepsine. Ne oldu Çeçen cihadı? Başarıya ulaştı mı? Hayır. Biz hepsi için diyeceğiz ki şehit oldular, değil mi? Gitti İslam'ın bahadır evlatları. Ne oldu Afgan cihadı? Bakın ben sizi coğrafya olarak dolaştırıyorum şimdi. Gitti İslam'ın bahadır evlatları ve paraları. Oradan şimdi sizi sıçratayım. Bosna. Ne oldu Bosna cihadı? Gitti İslam'ın bahadır evlatları ve paraları. En sonunda Amerika geldi Dayton Anlaşması'na. Dayattı ve Bosna Dayton Anlaşması'na kurban gitti. Haydi tekrar sıçrayın şimdi. Nereye? Bosna'dan sonra bir daha Afganistan'a. Taliban çıktı ardından. Ne oldu? Gitti İslam'ın bahadır evlatları. Haydi şimdi bir daha sıçrayın siz. Nereye? Irak'a gelin. Irak da gitti. Müslümanların bahadır evlatları ve paraları. Haydi dolaşın şimdi. Yemen'e gidin, Sudan'a gidin, Afrika'ya gidin. Dolaşın. Son dönem tekrar gelin şimdi. Nereye? Irak'a gelin, Suriye'ye gelin tekrar. IŞİD. Gidiyor. İslam'ın bahadır evlatları ve paraları tekrar. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi IŞİD mevzilerini bombalayan Amerika, IŞİD toplanıncaya kadar neredeydi? Ya böyle bir saçma bir şey var mı? Ne kadar fantastik değil mi? Ne kadar güzel. Bir de ne? Halifeliğini ilan etti. Halifeliği ilan edince bütün Müslümanların o ilanın altında, o bayrağın altında savaşmaları farzayın oldu, öyle değil mi? Toplanın, dünya üzerinde ne kadar gözü savaşmaya yönelik Müslüman var ise, Avrupa'dan, Almanya'dan, Amerika'dan, Türkiye'den, İngiltere'den, herkes kurbanlık koyun gibi toplandılar şimdi oraya. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Eğer siz bir evin içerisindeki bütün sinekleri öldürmek istiyorsanız orta yere bir tane bal çanağı koyarsınız. Balın içerisinde zehri koyarsınız, bütün sinekler gelir orada ölürler. Sineklerin içerisinde arılar da orada ölür. Arıyı kendi balından zehirlerler. IŞİD'i Avrupa'nın ve Amerika'nın ve dünya üzerindeki cihattı. Silahlı eylem olarak gören Müslümanların o bölgede toplanıp komplesinin imha edilmesi olarak görüyor.
Türkiye'de bu imhada vurucu güç olarak kullanmak istiyorlar. Bir taşla çok kuş vurmak istiyorlardı. Vuramadılar şimdiye kadar. Fark ettiniz mi? Hiç kara harekatı yapmıyorlar işte. Yalan söylüyorlar o yerlere vurduk vurduk diye. Yok. Katliamdan memnun olmaz. Batı IŞİD'in yaptığı katliamlardan ve IŞİD'e yapılan katliamdan memnun. Şimdi oradaki şeyleri, IŞİD'i silahlandırdılar, silahlandırdılar, silahlandırdılar. Şimdi PYD'yi, Kürtleri silahlandıracaklar. Öylesine acımasız birbirlerini katledecekler ki onlar. Öylesine acımasız bir savaş bekliyor orada. Eğer Müslümanlar, oradaki Müslümanlar uyanmazlarsa ki uyanmaları mümkün değil bu toz dumanın içerisinde. Ve onlar hatta IŞİD'in sesini biraz daha yükseltecekler. İşte Müslümanlara katlediliyor, katlediliyor diye fevran edecekler. Dünya üzerinde ne kadar Müslüman varsa IŞİD'i kurtarmak için daha oraya eli silah tutanlar, gidebilenler gidecekler. Topyekun katledilecek orada. Ona üzülüyorum hep. O Kürtler de Müslüman orada. Kürtleri de şimdi acımasızca silahlandırıp hepsini acımasızca birbirlerine dövüştürsekler. Bu acımasız, vahşi senaryonun içerisini Türkiye'ye de katmak istiyorlar. İçeriden ve dışarıdan. İçeriden katarlarsa hükümetten kurtulacaklar. Çünkü bu hükümetten içeridekiler de dışarıdakiler de rahatsız. Hükümet bir hata yapar, gaflete düşer, eğer orada savaşa girerse Türkiye Cumhuriyeti zayıflar. Bu zayıflatmak için en büyük etkenlerden birisi. İşin içerisine PKK'yı da katarlar. Türkiye Orta Doğu'da savaşacağım derken Osmanlı'nın düştüğü hataya düşer. Yemen ellerinde savaşacağız diye uğraşırken Vahhabiler Osmanlı'yı Suud'dan arkadan vururlar. Suud'da Mekke, Medine'yi savunacağız diye uğraşırlarken Şam bölgesinde, Irak'ta, Şam'da, Halep'te Atatürk'ün komutasındaki orduyu vururlar. Atatürk esir düşer. Ve böylece Osmanlı Orta Doğu'yu terk edip çıkmak zorunda kalır. Eğer Türkiye Irak'ta veya Suriye'ye IŞİD'le savaşmak için girerse bilin ki PKK da arkadan Türkiye'yi vuracaktır. O yüzden de Türkiye topyekun savaşa girecektir. Allah muhafaza eylesin. Dua edin. Cenab-ı Hak memleketimizi korusun. Dua edin. Hayırlı kararlar aldırsınlar. Dua edin. Cenab-ı Hak memleketimizi idare edenlere basiret nasip eylesin. Feraset nasip eylesin. Memleketimize birlik, beraberlik nasip eylesin. Eğer böyle bir şey olursa altından kalkılmaz. Millet silahlanır. Kimisi Türk arar, kimisi Kürt arar vurmak için. İstedikleri de bu zaten. Bunun için dua edin inşallah. O yüzden Kobani eylemleri adalı. Haç'taydık biz o zaman. Normalde işte takip edebildiğimiz yere kadar zahire takip ettik, öyle diyelim. Cenab-ı Hak geri teptirdi insanların üzerinden. Stratejik olarak PKK'lılar yenildiler bu meseleyi. Ama bu demek değildir onlar geri çekilecek, bozacak. En
yakın fırsatta gene eylem yapabilirler. Hükümetin hızla bu çıkaracak oldukları kararları çıkarması lazım. Molotov kokteylini ateşli silahlar sınıfına koyma, işte maskeyle ondan sonra miting yapmama gibi bunları hızla çıkarması lazım. Hızla. İnşallah çıkarırlar. Böylece eylemlerin önü kesilmesi lazım. Mesela terör eylemlerine karşı cezaları arttırması gerekir. İdamı geri getirmesi gerekir. İdam cezasını geri getirecek. Bir kimse haksız yere bir kimseyi öldürüyorsa o da öldürülecek. Bu insanları bu sefer çeki düzen verir. Yani adam takır takır öldürüyor. 8-9 yıl yatıyor çıkıyor. Böyle olmayacak yani. İdam geri geldi. İdam geri geldi. Asılır asılmaz o ayrı mesele. İdama çarptırılsın. Orada bir tanesini iki tanesini asacaksın zaten. Milletin ciğeri yanıyor. Oğlunu kızını öldürüyor adam kafasına göre. Askeri öldürüyor. Polisi öldürüyor. Bu dinin hukukuna, hükmüne geri gelecek insanlar. Çaresi yok. O zaman düzelir. Bir şey kalmaz. Öldürüleceğini bile bile öldüremez hiç kimse. Şimdi adam işte yatıyor İmralı'da. Devlet bir şey olmasın diye kuzular gibi bakıyor ona. Emrinde 6-7 tane doktoru, hemşiresi, bilmem nesi. Türkiye'yi o şartta verdiler. Ecevit'le, MHP'yle anlaştılar o zaman. Verdiler, paketleyip verdiler. Türkiye'de onun altına imza attı devlet olarak. Ardından da idamı kaldıran yasayı hemen palas bandırası çıkardılar zaten. İdam kaldırdı. Bitti. İşte daha öncesinde MIT'in adamı zaten. Sonradan MIT'in elinden çıkmış işte nasıl çıktıysa. Önceden böyle bir Mossad, MIT, CIA birbirlerinin arasında ajanlar vardı zaten. Birbirlerini dinliyorlar, birbirlerinin içerisinde adamları vardı. O yüzden Öcalan da o birbirlerinin adamıydı. Sonradan MIT'in elinden çıktı, şimdi gene MIT'in elinde artık. Görevini ifa ettiği yerine getirdi, MIT'e teslim ettiler. Dediler bu sizin elemanınızdı zaten, biz geçici olarak bunu kullandık, alın dediler. Tekrar sizi paketleyip veriyoruz. MIT'in elinde patladı şimdi. Elinde patladı mı? Yapacak bir şey yok. Allah yesin. Kobani, ha? Muharrem ayı orucunda tutulacak oruç ve ilgili bilgi verir misiniz? Oruç farz olunmazdan önce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sahabeler gelirler. Yahudilerin tutmuş olduğu oruçtan bahsederler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de der ki o orucu tutmak en güzel bize yakışır der. Ve oruç tutturur Müslümanlara. Aşure'nin 9. ve 10. günü veya 10. günü. Oruç farz olarak geldikten sonra da isteyen tutsun bu orucu, istemeyen tutmasın der Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Ama bu ta Hazreti Musa'dan değil, ta Nuh'tan itibaren devam ede gelen bir oruçtur. O yüzden tutanlar için geçmiş peygamberlerin ve ümmetlerin sünneti Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sünneti. O yüzden o sünneti yerine getirmiş olur. Tutmayanlar için bir şey gerektirmez, bir şey de gerekmez. Ama tutulursa oruç oruçtur, nur ala nurdur. Bu kadar. 30 Ramazan oruçla oruç farz kılındık. Geri kalan hepsi de nafile.
Durum bu. Sorular bitti. Kobani de bitti. İşidi meşidi de bitti. Dua edin Cenab-ı Hak inşallah oradaki bu hadiseyi hayırla selamete sonlandırsın inşallah. Derler ya fitne odun topluyor diye, fitne önce odun toplar. Ondan sonra ateşlerler, ateşlendikten sonra da odun da toplamaya devam ederler. Fitne odun topladı, orada IŞİD'i oluşturdular. Şimdi ateş yandı, şimdi odunun ateşe odun lazım. Şimdi odun taşıyorlar hala da, taşıyacaklar da zaten. Allah memleketimizi muhafaza eylesin. Selamünaleyküm.